Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Değerli kardeşlerimiz, bugün malum Cuma. Cuma günleri genelde sohbetlerimi Cuma'dan önce, yani öğleden önce yapardım. Ama bu defa yoğunluk nedeniyle sohbetimizi Cuma'dan sonra yapma durumundayız. Arkadaşlar, hepinize yine de geride kalsa da hayırlı cumalar diliyorum. Cumanızın hayırlara vesile olmasını diledikten sonra, ama şunu da sizlerle paylaşayım. Rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Cumamızın hepimize hayırlı olması için dualar gönderdik. Bol, bereketli kazançlar, sağlıklar, sıhhatler, iyilikler, güzellikler, mutluluk içerisinde, huzur içerisinde yaşamımızı sürdürmek dilek ve temennisinde bulunduk değerli kardeşlerimiz. Dualarımızı yaptık. Dualarımızı siz değerli takipçi kardeşlerimize de gönderdik. Bunu çok samimi olarak sizlerle paylaşıyorum. Ve en önemlisi arkadaşlar, bundan sonra hepimiz her fırsatta arkadaşlar helal puanlarla, Galatasaray'ın helal puanlarla 25. şampiyonluğunu kazanmasını ve de 5. yıldızını takmasını biz sürekli isteyeceğiz, dualar edeceğiz. Elbette arkadaşlar, bu da güzellik tabii, yani manevi olarak bunu da söyleyelim, belirtelim. Elbette aslanlar oynayacaklar, mücadele edecekler. Alınlarının teriyle, alınlarının akıyla 25. şampiyonluğu kazanacaklar. Biz de manevi olarak onlara her zaman destekler göndereceğiz. Bu güzellikleri sizlerle paylaştıktan sonra 3 önemli sohbetim var arkadaşlar, ama bunların tabii kaç tanesini çekeceğim? 2 tanesini çekeceğim inşallah. Akşam saatlerine yaklaştık tabii, cuma öğleden sonra akşam saatlerine yaklaştık, ama ikisi birbiriyle çok ilintili olduğu için ikisinden söz edeceğim. Bir tanesinde arkadaşlar, hemen konu başlığını vereyim. Bir soytarıdan, bir tane yankizici kılıklı herif, bir tipli bir heriften söz edeceğim. Onun nasıl koskoca bir formayı, öyle ya da arkadaşlar mazisi olan, geçmişi olan, nasıl bir formayı giyerek kirlettiğini onu anlatacağım. Ki hangi formayı giydiğini biliyorsunuz o şahsın siz. Ve o yan kesici o formayı giyiyor ve onun taraftarları da o kişiden medet umar hale gelmişler. Birincisi bu. Bir tanesinde de arkadaşlar, adamlıktan, ne bileyim futbol, hani adamlıktan öteye insanlıktan mı diyeceğiz? Neden? Hani pek nasibini almamış birinden söz edeceğiz. Birinden söz edeceğiz. Örneklerle söz edeceğiz. Hani birilerinin idolü olmak, minik minik çocuklara örnek olmak diye bir şey var ya arkadaşlar. İşte onlardan söz edeceğiz. Dilerseniz ilk konumuza hemen geçelim. Arkadaşlar, İlk konumuz, ilk sohbet konumuz şu ekranda gördüğünüz yan kesici kılıklı tiple ilgili. Soytarı, bir soytarı var. Son günlerde nedense bir kesim hem bu kadının yaptığı rezillikleri hem de bu soytarının böyle şaklabanlıklarını falan bir marifetmiş gibi kendilerine mal edip o falan deyip mutlu oluyorlar arkadaşlar. Mutlu oluyorlar. Bu kadın bu soytarıyı kullanıyor. Bu yan kesiciyi kullanıyor ve buna düşünebiliyor musunuz arkadaşlar ya? Fenerbahçe formasını giydiriyor. Oralarda buralarda şov yaptırıyor ya. Ben hakikaten çok şaşırdım yani. İşte biliyorsunuz Adana Wanda Nara denen Icardi'nin affedersiniz tekmeyi vurduğu bir kadın yani sonuçta. Bakın arkadaşlar, tip bu. Tipler bu. Rezillikler bu. Bini bin para. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün arkadaşlar formasını giymiş ve soytarılıklar yapıyor ve bu soytarılıkları da birileri Galatasaray'a akıllara sıra laf yetiştirmek, laf sokmak için kullanıyorlar ve bunlara sahip çıkıyorlar. Yani olacak işte, bu şu gördüğünüz şaklabanlı arkadaşlar, şu sağ taraftaki tipin ne farkı var ki? Al birini vur diğerine. Ama yani buna Fenerbahçe formasını giydirmek bir yana, giydirmiş birileri, bu kadın giydirmiş, tamam eyvallah, da bu kadın bunu kullanmak aklı sıra, işte Icardi'nin ne kadar çok sevildiğini bildiği için, malum Icardi'nin bazı göndermeleri var, o göndermelerin önünü kesme, işte onlara böyle bir şekilde rakip olabilme adına
Bir şey çıkartmış ortaya, kadın uyanık. Dediğim gibi bu Şat Baba'nı da bulmuş arkadaşlar. Soytarı'yı da bulmuş. Yan kesici kılıklı tipi. Ve bunun üzerinden Galatasaray'a akılları sıra gider yapıyorlar. Ve Fenerbahçeli bazı kişiler de, bazı yamyamlar da, yamyam tipli herifler ki aklı başında Fenerbahçeli arkadaşlarım, dostlarım var yani. Onların hiçbiri buna böyle bir soytarılı Fenerbahçe formasının bu adamın üstünde ne işi var ya? Bu adamın formasını kirletir. Bakın ben Fenerli menerli falan değiliz ama üzülürüm şahsen yani. Bu Fenerli bir futbolcunun da ki ne soytarılıklar oldu. Galatasaraylılar hiç o toplara girmediler. Şimdi bu kadın Icardi'den bir şekilde işte malum nedenlerden dolayı öyle olmuş, böyle olmuş, ayrılmış, ayrılmamış, bilmem ne olmuş. Yaşananları biliyorsunuz. Arjantinli bir aile olabilir. Geçimsizlik olmuş, o olmuş, bu olmuş. O yoluna gitmiş, bu yoluna gitmiş. Ama kadın bunu hazmedememiş. İşte birileriyle intikam alma sevdasına girmiş. Her türlü rezilliği, pisliği yapmış arkadaşlar. Icardi'ye her türlü iftiralar atılmış ki bunu maalesef Fener'le bir takım kesim medyada kullanıyor. İşte şöyle oldu da böyle oldu da Icardi yok bastı da kaba kuvvet kullandı da yani böyle bir şey yapacak bir adam olmadığını biz zaten Icardi'nin ne olduğunu, kim olduğunu biliyoruz. Icardi'nin nasıl bir aile babası olduğunu da biliyoruz. Nasıl bir insan olduğunu da biliyoruz. Hal böyle olunca arkadaşlar bu soytarılar, bu yan kesici kılıklı herif falan çıkmışlar ortaya. İşte Fenerbahçelilerin de desteğini alarak Galatasaray'a, Icardi'ye gider yapmaya çalışıyorlar ki bu son derece yanlış. Bir defa adamlık değil böyle bir şey. Yani bunların paylaşımlarını tamam görüyoruz ediyoruz da bu paylaşımlar üzerinden bakın bu paylaşımlar üzerinden bazı gavatlar bakın çünkü kendi ifadelerini söylüyorum. Bazı soytarılar, şovmenler, gavatlar laf sokmaya çalışıyorlar Icardi'lere. Ciğeri beş para etmeyen işte ki ne yazık ki üzülüyorum. Bunlar bir de Fenerbahçeli geçiniyorlar. Arkadaşlar Fenerbahçeli olmak bu kadar ucuz değil ya. Bir kesim benim de etrafımda Fenerbahçeli insanlar var. Saygın, aklı başında, doğru, dürüst insanlar var. Ve bu soytarılıklara hiçbir zaman prim vermeyen insanlar var. Ben böyle Fenerbahçelilere saygı duyarım da şöyle şu soytarı kılıklı şu soytarıya, şu yani yan kesici kılıklı tipe diyelim ve buna ne unvan vereceksiniz abi yani? Kim bu ya? Kim? Yan kesicinin önde gideni belli. Bizim burada olsa, bizim bazı semtlerde bu puştu görsek, ha? Yüzüne tükürürsün, aman kaçarsın lan yan kesici bu bir yerden çarpar. Bir tırnakçının önde gideni belli yani. Çıkmışlar. Tertemiz Fenerbahçe formasını almış. Kimsin de lan sen Fenerbahçe formasını giy. Ben Fenerbahçeli falan değilim. Fenerbahçe'nin de formasını yani en azından böyle durumlarda savunurum arkadaşım yani. Nasıl giydirir giyerler ya? Fenerbahçe Galatasaray'a vurmak için yani Galatasaray'ın bir futbolcusuna sallamak için bu kadar aciz, bu kadar çaresiz mi kaldı? Evet, Icardi'den nefret ettiklerini biliyoruz. Odur, budur. Icardi'yi sevmiyorlar, öyledir, böyledir. Icardi efendim neymiş? Ali Koç forması giyerek gönderme yapmış. Ne yapmış ya? Ali Koç ismini şanlı, şerefli Galatasaray formasının üstüne yazmış. Ne var bunda? Ne var? O formayı giymiş. O ismi de taşımış. Adam dalga geçmiyor, hakaret etmiyor, bir şey yapmıyor. Giydiği formanın üstüne Ali Koç adını yazdırmış. Bunda ne var yanlış olan bir şey? Espri var. Güzel. Böyle mesajlaşma var. Peki bu soytarı ne yapmış? Bu yan kesici ne yapmış abi? He? Dost hayatı yaşadığı bir kadını, evli bir kadını he? Almış. Kadın da onun gitmiş işte kucağına düşmüş. Ondan sonra abidik gubidik al külah ver takke ve Fenerbahçeliler bundan kendilerine pay çıkarıyorlar. Yazık ya. Harbiden yazık. Utanç verici bir tablo ya. Bakın bunların bu evli kadının yaptığı rezillikler ki daha evli ayrılmamış adamdan daha mahkemeye yeni verilmiş. Her türlü rezilliği yapıyor. Kaç çocuk annesi? Beş çocuk annesi bir kadın. Bütün bunları yapıyor. Babaya da aklı sıra gider yapıyorlar. Bazı şerefsizler, haysiyetsizler, he? Fenerbahçeli geçinen tipler, hakikaten haysiyetsiz, şerefsizler, işte Icardi'ye sallayabilmek için, vurabilmek için bu durumu akılları sıra dillerine doluyorlar, konuşuyorlar. Ayıptır arkadaşım, ayıp. Bir defa delikanlıya yakışmaz. Adam olan adama
Öyle bilmem ne paylaşımlar yapmak, bilmem ne yapmak yakışmaz. Adam olun, delikanlı olun biraz. Fenerli olmanın da bir onuru var, bir dik duruşu var arkadaşım. Galatasaray'ı eğer geçeceksen, alt edeceksen bunu sahada yapacaksın. Ağlama, sızlama, sistem, yapı, ot, mod, o, bu. En son buralara kadar düştüler. Bir tane neydi belirsiz, bir yan kesiciden, bir soytarıdan medet umar hale geldiler ya. Vallahi billahi ya. Abi bu mümkün mü ya? Böyle bir şey yapacak da birisi Galatasaray formasını buna alet edecek. Galatasaray taraftarı da şakşak yapacak öyle mi? Yapmaz abi yapmaz. Mümkün değil yapmaz. Bu ne ya? Legante midir? Ne hatsa şerefsiz. He? Çıkmış bir kadın her türlü pisliği yapıyor ve pusliğe alet oluyorlar. Ve buna alkış tutuyorlar. Şaka da şak, şu kadar şu. Yok Icardi şöyle oldu. Icardi ne yapıyor? Icardi her aile babası gibi yapabilecek hareketleri yapıyor. Çocuklarını almaya çalışıyor. Mahkemeye veriyor. Dik duruyor. Adam gibi adam olmanın örneklerini sergiliyor. Kaldı ki Icardi bu yolda yanlış değil. Icardi'ye çamur atmak için bu rezilliği kullananlar, Fenerbahçe formasını kirleten, bu şerefsizlere prim verenler hakikaten bilmiyorum yani Galatasaray taraftarı hem böyle bir şey yapmaz hem de bunu yapanları gömer yani. Ben söyleyeyim bakın Galatasaray taraftarı böyle işlere gelmez. Galatasaray camii olarak böyle işlere gelmez. Ve şunu bilsinler ki Icardi'ye öyle bir takım abuk subuk laf geçiren gavatlar var. Hani yok Icardi'ye gavat. Lan gavat sizlersiniz lan. Böyle nasıl bunları söyleyebilirsiniz Icardi'ye? Adam ne yapmış? Boşanıyor, ayrılıyor. Yapacak bir şey var mı? Ne yapabilir? Ne yapabilir? Ama siz alıp bunu kullanıyorsunuz. Bunun üzerinden prim yapacaksınız. Fenerbahçe'ye prim sağlamı. Fenerbahçe'nin bunlara ihtiyacı yok. Fenerbahçe 30 yıl şampiyon olmaz. Ama bu rezillikleri de kullanmaz bana göre. Ben Galatasaray'ı öyle görürüm. Şu tür rezillikleri Galatasaray kullanmaz. Bu tür rezilliklerle şampiyon. Abi nelere kadar işi getirmişler ya. İşte millet de şimdi bu paylaşımları yapıyor. Bunları gösteriyor. Bu rezillikleri bir bir gösteriyor. Öbür taraftan işte üzülüyorum ya. Düşünebiliyor musunuz? Bir soytarı, bir yan kesici kılıklı herif Fenerbahçelilerin umudu haline gelmiş. Galatasaray'a sallayarak bu adam üzerinden teselli buluyorlar ve bazı düdük makarnaları dalyaraklar diyor ki Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. Bu adamı konser verdirelim İstanbul'a getirelim diye. Vay anasını ya. Vay anasını. Icardi'nin ne alakası var ya? Icardi bitti karısıyla ayrılır. Evli kalmışlar. Ayrılır. Olur biter. Ha, bazı dediğim gibi gavatlar hatlerini bilecekler. Türkiye'de böyle gavatlar çok. Yalanı dolanı kendilerine amaç edinmiş. Akılları sıra Galatasaray'a vurmak için gavatlıklarında zirve yapmış, yalanlarında zirve yapmış tipler çok. Kimse o gavatlar bilmiyorum. Var öyle gavatlar herhalde aramızda dolaşıyorlar yani. Gerçek gavat onlar zaten yani. Her neyse arkadaşlar. Biz gavatlarla, cevatlarla, mevatlarla uğraşacak halimiz yok. Ama bu rezilliği görün arkadaşlar. Onu istedim. Galatasaray'ın, Icardi'nin hiç bu taraflarda bezi yoktur. Icardi'nin kim olduğunu, ne olduğunu bundan sonraki sohbette ben bu gavatların, gerçek gavatların gözüne sokacağım. Yani o Ceke Efendi var ya, Ceke. Şu kadarcık çocuğun ya, şu kadarcık çocuğun formasını imzalamayacak kadar neyse siz kadarının nokta nokta bırakıyorum. Siz doldurun orayı. Utanmaz. Ama diyecek bir şey yok. Neyse. Bu soytarıları arkadaşlar bu yan kesiciyi, bu soytarıyı ben burada noktalıyorum. Sadece bunu sizlerle paylaşmak istedim. Lütfen arkadaşlar bunlara prim vermeyin. Bu gavatlara, gerçek gavatlara, ülkede böyle çok gavat var. Bu gavatlara hiç abi aldırmayın. Ne halleri varsa görsünler. Icardi'nin nasıl dik durduğunu, nasıl kaliteli on numara bir adam olduğunu biz gayet iyi biliyoruz. Kudurmaları
İşte Icardi'nin bunlara saplamış olmasından kaynaklanıyor. Icardi bunlara sapladı. Onlar da şimdi başkalarına saplayan, bir tane saptan, bir tane yan kesiciden medet umar hale gelmişler. El alemin yan kesicisinin şeyinden medet umuyorlar kendilerine. Utanma yok, sıkılma yok. Bir tane soytarının rezilliklerinden kendilerine pay çıkarıyorlar. Vay anasını ya. Vay anasını ya. Fenerbahçe'yi ne hallere düşürdüler. Neyse ya, bana ne yaparlarsa yapsınlar. İşte bu gördüğünüz kadının, onun, bunun bir daha zaten şey yok. Ha, madem bunlar şampiyon olacağız, şey yapacağız diyorlar. Konser verdireceğiz. İyi, o zaman o kadını da getirsinler Türkiye'ye. Beraber Fenerbahçe kulübünde gelsin. İşte orada hatta illa şampiyon olamayacaklar da onlar da biliyorlar bunu. Herhangi bir başarıda veya Galatasaray'a daha fazla, hani Galatasaray şampiyonluklarını kutlarken bunlar da karşı tarafta yine gerçek şampiyon olacakları için alternatif eğlence oluştururlar. Karşı tarafta da bu kadının vereceği konser, bu kadının da klipleri varmış. Beraber verirler, eğlenirler, şen şakrak mutlu olurlar arkadaşlar. Ya böyle bir rezillik olabilir mi arkadaşlar ya? Harbiden diyorum ya. Fenerbahçe neyle teselli buluyor ya? Şu soytarılarla, şu hırsız kılıklı herifle, şu yan kesici kılıklı herifle, rezillik, ahlak düşkünü tiplerle bunları yerle bir edecekleri yerde abi Fenerbahçe formasını giydi diye gurur duyuyorlar ya, Fenerbahçe formasını giydi diye yani. Vay anasını ya. Vay anasını. Arkadaşlar, ne diyeyim? Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Çünkü buraya kadar gelmiş bir sohbet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu rezillikler hakkında mutlaka sizin de görüş ve düşünceleriniz vardır. Yazarsanız paylaşırım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.